Nefis Emek Tarifleri mutfağından herkese merhabalar. Bugün sizlerle ister sıcak ister soğuk olarak tüketebileceğiniz nefis bir mercimekli bulgur pilavı tarifi paylaşacağım. Hem çok lezzetli hem besleyici hem de doyurucu bir pilav tarifi dilerseniz hemen yapılışına başlayalım. Öncelikle 1,5 çay bardağı yeşil mercimeği güzelce yıkayalım. Ardından mercimeklerimizi uygun bir tencereye alalım ve 3 su bardağı suyu ekledikten sonra yaklaşık 20 dakika boyunca mercimeklerimiz hafif yumuşayıncaya kadar haşlayalım. Bu noktada mercimeklerin gereğinden fazla haşlanarak dağılmamalarına dikkat edelim. Mercimekler yeterince yumuşadıktan sonra tencereyi ocaktan alalım. Bir süzgeç yardımıyla mercimeklerin suyunu ayrı bir kaba süzdürelim. Süzdüğümüz sudan yaklaşık 2 çay bardağı kadarını pilavımızın suyu için ayıralım. Diğer taraftan pilav tenceresine 1 çay bardağı zeytinyağını alalım. Ardından yemeklik doğradığımız 2 büyük boy soğanı kavrulmak üzere tencereye aktaralım. Soğanlar pembeleşinceye kadar kavrulduktan sonra 2 çay bardağı pilavlık bulguru tencereye ekleyerek kavurmaya devam edelim. Birkaç dakikada bulgurları şöyle güzelce kavurduktan sonra haşlanmış yeşil mercimekleri de tencereye alalım. Yaklaşık 1-2 dakika tüm malzemeyi birlikte kavurduktan sonra mercimekleri süzerken ayırdığımız 2 çay bardağı haşlama suyunu ve 2 çay bardağı sıcak suyu tencereye ilave edelim. Ardından 1 tatlı kaşığı tuzu da ekledikten sonra tencerenin kapağını kapatarak yaklaşık 20 dakika boyunca pilavımızı pişmeye bırakalım. Pilav suyunu tamamen çektikten sonra ocağı kapatalım ve 1 yemek kaşığı tereyağını ekleyerek karıştıralım. Tereyağı tamamen eriyip pilav güzelce karıştıktan sonra üzerine bir kağıt havlu örterek pilavımızı 15 dakika boyunca dinlenmeye bırakalım. Sürenin sonunda gördüğünüz gibi nefis mercimekli bulgur pilavımız servise hazır. Ben yanında ayran ve turşu ile sıcak olarak servis ettim. İster sıcak isterseniz de soğuk olarak servis edebilirsiniz. Zeytinyağlıların sebze yemeklerinin yanına da yakışacağını düşündüğüm nefis bir pilav tarifi mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Tarifle ilgili tüm detayları açıklamalarda bulabilirsiniz. Şimdiden bu nefis pilav tarifini deneyecek herkese afiyet olsun.